100 roman yazdıktan sonra bile usta olmanın imkanı yoktur. Romancı her romanına çıraklıkla başlar, romanı içinde kalfa olur ve ancak o roman için usta olabilir. Bugünkü Türk insanı, Türk insanının temsil ettiği insanlık değerleri dünyada çok az milletin insanlarına nasip olmuş güçtedir. Biz bugün bundan yararlanamıyorsak bu yakın bir gelecekte yararlanmayacağımız anlamına gelmez. O bakımdan batılılaşmayı toptan inkar etmek yanlış olduğu gibi onu bütün sonuçları belliyken toptan kabul etmek de yanlıştır. Romancı Kemal Tahir, 13 Mart 1910'da İstanbul'da doğdu, 21 Nisan 1973'te yine İstanbul'da öldü. Kemal Tahir, Batı'nın ortaya koyup geliştirdiği bir edebi kuruluş olan romana, kendi ülkesinin tarihi, ekonomik, toplumsal, insani bütünlüğünden, yani Türkiye gerçekliğinden hareket ederek yaklaşmıştır. Kemal Tahir, romanına toplumsal, tarihi ve geleneksel özellikleriyle Türk insanını, Türk toplumunu koymuş, bu temellere dayalı, güçlü, sağlıklı, yerli bir muhteva ile başarılı romanlar yazmıştır. Romancı bence belli bir tarihi devrenin ürünüdür. Romancı olarak yaşamaya başladığı zamandan itibaren. Romancı, romancı olarak yaşamaya başlamadan önce ne olacağı bilinmeyen bir adamdır. Romancı, ancak gerçek romancı olarak yaşamaya başladıktan sonra yaşar, yazmaya devam eder, gücü de tükenmezse romancı olarak da ölür. Bana öyle geliyor ki bir romancı kendisini gündelik olayların, dünyada olup bitenlerin dışında tutma gücüne sahip olmalıdır. Eğer bu gücü elde edemezse, gündelik olaylar, beklenmedik olaylar, bilhassa sert olaylar onun bütün çalışmalarını alt üst edebilir. Demek ki romancıdan istenen şey, günlüğün dışında, günlük olayların çok dışında, çok daha köklü, kendi toplumuyla son derecede derin münasebetler kurmasıdır. Büyük romancı dediklerimizin de gerçekten böyle derin köklü ilişkiler kurmuş insanlar olduklarını görüyoruz. Aslında ben tarihi Anadolu Türk insanının özelliklerini araştırırken büyük bir dayanak sayıyorum. Önceleri biz bunu günümüzün insanına bakarak tarihe hiç dönmeksizin kolayca başarabileceğimizi sanıyorduk. Sonra araştırıp dururken meselelerimizi derinleştirdikçe anladık ki tarihimizi iyice bilmeden, nereden geldiğimizi bilmeden bugün ne olduğumuzu ve yarın nereye doğru yöneleceğimizi bilmek mümkün olmayacak. Biz Anadolu insanını hiç tanımıyorduk. Göl insanları ilk tanışmanın ürünüdür. Anadolu insanını bir sanat eseriyle ilişkisi bakımından tanımayı kastediyorum. Bu açıdan göl insanlarındaki 4 hikaye yalın kat sayılır. Yani bunlarda dış görünüş ağır basar. Rahmet yolları kesti, eşkıyalığa hevesli insanlarımızın kişisel dramlarıyla beraber aydınlatılmasıdır. Yedi Çınar Yaylası gerek soyluluk gerekse zenginlik bakımından nüfuslu kişi haline gelmenin bizdeki batıya benzemez özelliklerini anlatmaktadır. Yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temel mümessillerinden olan bir Osmanlı kişisi
Kamil Bey, çöküntü anının kritik durum içinde göçmekte olan bir dünyanın insan özelliklerini anlatabilmek için seçilmiştir. Kamil Bey, bütün göçen dünya insanları gibi en ağır şartlar altında pasif aydınlık gösterir. Geleceğe doğru hiçbir atılımı yoktur. Bu açıdan en faziletli yiğit davranışlarında bile uzaktan uzağa bir kaytarmacılık vardır. Kelleci Mehmet'le gayet kapalı bir çevrede, hapishanede, çok basit bir köy delikanlısının çok karışık, çok derin iç dramı verilmek istenmiştir. Memleketin en kötü günlerinde, düşmanlar iyice içeri doldukları sırada, başından beri politikaya karışmamış, orta rütbede dövüşken Türk subayının ordusuz kalma dramını anlatmak istedim. Bunu anlatırken 1918-1919 memleket şartlarını, bilhassa direnenlerle ümidini kaybetmiş olanların durumunu göstermeye çalıştım. Buna Türk toplumunda ordunun özel yerini belirtmek istedim demek de doğru olur. Yorgun Savaşçı da yakın tarihimizde örnekleri çok görülen politize olmuş büyük ve küçük rütbeli subayların dramı değil, son yüzyıldır bütün iç ve dış cephelerde yalnız milli devleti, yani vatanı savunmak için hiç kimseden ve hiçbir rejimden kendisi için çok bir şey istemeden vuruşmuş Türk subaylarının dramını vermek istedim. 600 yıl geriye gitmemin sebebi, Anadolu Türk insanımızın temel cevherini tarihsel gelişimin çok önemli bir dönemecinde tutup incelemek, meydana vuracağı özelliklerden bugünümüzün ve geleceğimizin zorluklarının çarelerine sağlam dayanaklar bulmaktır. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Romanın konusu 1926 İzmir suikasti gibi son derece buhranlı bir devrede geçiyor. Bunun için adını Kurt Kanunu koyduk. Kişiyi sosyal çevresi ve bunalımları içinde ele alıyorum. Gerçekten büyük tehlikeler içinde kıstırılmış insanların romanı bu. Sosyal ve kişisel bir bunalım çizgisinde alındığı için konu, modern insanı araştıran ve bunalıma dayanan yerli görüşleri de burada yerli olarak kullanan bir tutum içindeyim. Yedişinar yaylasıyla köyün kamburunun devamı sayılır. O kitaplarda ikinci planda kalan kişiler burada öne çıkıyor. Yol ayrımı esir şehrin insanlarıyla başlayıp esir şehrin mahpusuyla devam eden serinin sonudur. Bu romanın özelliği, isminin de açıkladığı gibi, 1930'a kadar çok yekpare görünen Türk düşünce hayatının 1930'lardaki serbest fırka denemesinden sonra ayrılıklar göstermesidir. Tarihimizle garip bir kopuş gösterdik ve tarihimizi dürlü sebeplerle horladık. Halbuki bunda haklı değildik. Çünkü Anadolu insanında büyük bir insani güç birikimi vardı. Bundan 10 yıl önce yitirdiğimiz romancı Kemal Tahir'den geride kalanlar, hemen hemen her gün tuttuğu,
ve anlatarak geliştirdiği günlük notlar, yazmayı tasarladığı, kurgusuna kadar hazırladığı romanlık notlar. Ve en önemlisi, sistemle kafa yorduğu Osmanlı tarihiyle ilgili notlar. Artık Kemal Tahir bu zengin çalışma dünyasından yararlanamayacak. Ama onlar, Türk düşüncesi ve Türk okuru için bir kaynak olma özelliğini taşımaya devam edecektir. Romancı o adamdır ki gidip 10 dakika gördüğü yerden eski hazırlıklarıyla, kültürüyle bir roman çıkartır. Bunun için memleketimizin tarihiyle ilgileneceğiz. Geçmişiyle ilgileneceğiz. Gerçekçi olabilmek çok zordur. Çünkü gerçek bir kez elde edilince sürgüt kullanılmaz. Her durumda gerçekçiliği yeniden elde edip geliştirmek gerekir.